Londra'da Hayat programından herkese merhaba. Ben Mustafa Çetinkaya, Türk Toplum Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Serdar Sarı ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programın bu haftaki konusu politika. İnternet bağlantımızda iki değerli kadın politikacımız yayınımıza katılıyor bugün. Kuzey Enfiyit Milletvekili Sayın Feryal Demirci Clark ve Enfiyit Belediye Lideri Nesil Çalışkan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş bulduk. Bugün konumuz politika ama politikanın felsefesini konuşmayacağız. Yerel politikadaki durumu ve parlamentodaki durumu konuşacağız. Bugün tarihi bir an aynı zamanda. İki kadın politikacı aynı ekranda. Bu arkadaşlarımız, bu politikacılarımız aynı zamanda İngiltere tarihine, Türkçe konuşan toplumun, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı ve Türkiyelilerin tarihine not düşmüş insanlar. Kısaca izin verirseniz onlardan bahsetmek istiyorum. Feryal Hanım, Feryal Demirci Clark, 650 kişilik İngiltere parlamentosuna giren ilk Türkçe konuşan, ilk Türkiye'li politikacı, ilk milletvekili. Kendisi 12 Aralık seçimlerinde parlamentoya girdi ve AVEM kamerası olarak da bildiğimiz parlamentoda Enfield'i ve toplumumuzu temsil ediyor. Artık bizim parlamentoda bir odamız var. Kapısını çalmadan gideceğimiz, çay içmeye rahat rahat gidebileceğimiz bir odamız var. Nesil Hanım da yine Kuzey Kıbrıs'tan gelen bir göçmen ailenin çocuğu. 30 yaşında sanıyorum en genç lider oldu ve İngiltere'de ilk lider, belediye lideri olma hürriyetini kazandı. Burada biliyorsunuz meyerler belediye yönetmez. Meyerler sadece sözcüdür. Belediyelerde son imza birçok belediyede liderlere aittir. Ve Nesil Hanım da Enfield'deki son imzayı atan kadın politikacımız. Biz ikisiyle de gurur duyuyoruz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz yeniden. Biz teşekkür ediyoruz. Ben size ve Serdar Başkan'a gerçekten çok teşekkürler. Bizi bu akşam konuk ettiğiniz için. Yeah, thank you for having us on the show. I mean, it's nice always to be able to speak to our community, but it's particularly nice to share a platform with friends. Evet, bugün çoğunlukla yine virüsü, koronavirüsü ve olağanüstü günleri konuşacağız ama ben ilk soruyu Feryal Hanım'a sormak istiyorum. Bundan 8 ay önce bütün gündemimiz, her şeyimiz Brexit'ti. Ve 12 Aralık'ta bir olan üstü seçim oldu, erken seçim oldu ve bu seçimde Konservatif Parti büyük bir çoğunlukla ilk hükümete geldi, iktidara geldi. Ve bu söylentiler arasında da bu hükümetin NHS'i satması, özelleştirmesi de gündemdeydi. Brexit'te son bu Brexit sürecinde gördük ki NHS bizim en temel kurumumuz, en çok ihtiyacımız olan kurum. Brexit'ten biraz bahsetmenizi istiyorum. Şu anda hiç konuşuluyor mu? Hükümetin gündemi nedir? Brexit nerede? Aynı koşullardan devam edebilecek miyiz? Aynı pazarlıklar kaldığı yerden devam edecek mi? Dediğiniz gibi Mustafa Bey, bu koronavirüsünden önce bütün gündem Brexit'le ilgileniyordu ve tek konuşa biliyorsunuz bu geçen Aralık'taki seçim de Brexit üzerine tartışılmış ve kazanılmış bir seçimdir. Onun için yani bu senenin bütün senede Brexit'le geçeceğini düşünmüştük. Bildiğiniz gibi İngiltere hükümeti bu senenin sonuna kadar Avrupa Birliği ile müzakereli imzalamış olması gerekiyor. Ve o konuşmalar, o anlaşmalar halen, onlarda halen bir ilerleme yok. Avrupa Birliği de bu hafta, geçen hafta aynı şeyi söyledi. Gerçi bu hafta aynı şeyi söyledi. Bu koronavirüsün, bu pandeminin çıkmasıyla birlikte bir yandan Brexit ikinci plana geçti gibi şu anda. Ama bence şu anda hükümet bu senenin sonuna kadar Avrupa Birliği ile bir müzakere anlaşı imzalayacağını söylüyorlar.
Ama bana sorarsanız bence yani çünkü çoğu milletvekilinin milletvekiline sorunca çoğu bu senenin sonuna kadar bir anlaşma imzalanacağını sanmıyorlar. Ve bu ne demek oluyor? Bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde anlaşmasız bir şekilde çıkıyor olması demek oluyor. Bu da şu anki pandeminin getirdiği ekonomik krizle beraber Avrupa'dan anlaşmasız bir şekilde çıkarsak İngiltere çok kötü bir şekilde, ekonomisini çok kötü bir şekilde etkileyecektir. Onun için şu anda hükümeti bu anlaşma konusunda, bu Avrupa Birliği ile müzakereler konusunda bayağı bir baskı yapılıyor İşçi Partisi tarafından. Hani bir ilerlemenin olması gerekiyor. Şu anda hani en basiti diyelim, bizim gıda standartlarında ne değişiklikleri olacak? Onu tam olarak bilemiyoruz. Bizim bu ülkede şu anda yaşadığımız bir sürü hakkımız, işçi hakkı olsun, bu gıda dediğimde gıda standartları olsun, bu doğayla ilgili, hayvancılıkla ilgili, ondan sonra denizcilikle ilgili, bunlar bir sürü kanun şu anda Avrupa Birliği'nden gelmiş. Bunların yerine yeni İngiltere'nin kendi kanunlarının yerleşmesi gerekiyor ki onu yani şu anda çok uzaktayız herhangi bir anlaşmada, herhangi bir hazırlıklar çok yavaş ve bu senenin sonuna kadar bir anlaşma imzalanacağını sanmıyorum. Bu da hem İngiltere'nin ekonomisi için çok kötü olacak ve hepimiz için çok iyi bir durum olmayacak. Ama şeye değindiniz siz, NHS'e değindiniz. Muhafazakarlar biliyorsunuz, konservatifler bu geçmiş seçimde kendilerini NHS'in partisi olarak kendilerini öne sürdüler. Hani onlar muhafazakar hükümetin altında NHS'in korunacağına dair konuşmalar yaptılar. Ama biz şunu biliyoruz. Muhafazakarların Brexit'i beklemeye gerek yok. Zaten senelerdir NHS'in bir sürü parçasını özelleştirmeye başladılar zaten. Bunu hani Brexit'le gelecek bir değişiklik değildir. Zaten o özelleştirme yavaş yavaş yapılıyor. Ve Amerika'yla da bu ön görüşmelerde NHS'in içerisinde olmayacağına dair hani söz olarak yazılmış ama yazılı olarak bir şey yok ortada. Mesela Amerika ön görüşmelerde İngiltere'nin bu gıda standartlarını görüşmeleri içeriğine sunmayacağına dair yazılı olarak İngiltere'de söz aldı. Bizler ise İngiltere olarak Amerika'da öyle bir söz, bir yazılı bir söz beklemedik. Hani onun için NHS'in muhafazakarlar altında tabii ki hiçbir zaman sağlam bir durumda olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi zaten özelleştirmeler var. Patoloji laboratuvarları zaten özelleştirilmiş. Hastanelerimizin çoğu hizmetleri şu anda zaten özelleştirilmiş. Ondan sonra bu radyografi, mesela hani bu tomografi, bütün skanlarımız, onlar yavaş yavaş, o bölümler yavaş yavaş zaten özelleştiriliyor. Onun için hani tedirgin olmak gerekiyor ama tabii ki hükümet, yine halk muhafazakarlara oy verdi ve bizim de şu anda yapmamız gereken hükümetin bütün bu konularda eksik noktalarını bu konularda zorlamak ve bazı şeyleri açığa çıkarmak. Hani tedirginim yani rahat değilim yani bu NHS'in muhafazakarlar altında tehditte olduğunu çok iyi biliyorum. Evet, bu son dönemde çok fazla ihtiyacımız oldu. Her şeyden, füzelerden de daha çok, savunma kalkanından da daha çok, başka büyük binalardan da daha çok sağlığa ve ambulansa, yetişmiş sağlık doktorlarına ihtiyacımız oldu. Biraz anlarlar mı? Yani biraz politikalarını değiştirirler mi? Ya da insanlar bu konuda baskı yapabilir mi? Şu an bizim NHS'in bu pandemik döneminde hani bütün çoğu mesela biliyorsunuz şeyden dolayı koronavirüsünden dolayı hastanelerde rutin ameliyatların hemen hemen hepsi durduruldu. Bütün bölümler kapatıldı. Hastaneler boşaltıldı. Biliyorsunuz bu hastanelerde olan yaşlıların belediye bakım evlerine geri gönderilmesinden dolayı bir sürü
virüs orada hastaların sayısı da çok arttı. Bunu çok ilginç. Hastaneler boşaltıldı. Eğer hastaneler boşaltılmasaydı bu virüsün getirdiği baskı altında bence çok zorlanırdı. Biliyorsunuz 10 senedir muhafazakarlar 10 senedir NHS'den kesinti yapıyor. Her konuda çok acayip kesinti yapıyor ve bence NHS boşaltılma olmasaydı, hastane tam olarak boşaltılmasaydı altında kalkamayacaktı. Ama şükür çok iyi bir şekilde bu sorunla ilgilenebildi. Ama şu anda yapılan mesela hani pandemikle ilgili konularda şu anda biliyorsunuz en büyük sorun eğer biz bu kısıtlamaların kaldırılmasını istiyorsak test sayılarının yükselmesi gerekiyor. Ondan sonra bu trace arayıp da mesela hastaların nerede olduğunu belirlemek için onun takip edilmesi gerekiyor. Ama bunların mesela yerel belediyelerde, kamu hizmetlerinde bu işleri yapacak insanlar varken, bizim NHS'te bu işleri yapacak insanlar varken hükümet gidip özel şirketleri getiriyor. Özel şirketler tarafında testleri yapılıyor. Özel şirketler tarafında bu takip ve hastaları bu trace and isolate dediğimiz bunlar hepsi özel şirketler aracılığıyla yapılıyor. Hani onun için hani hükümetin bana verdiği herhangi bir güven yok o konuda. Onun için yani eğer bu durumda halen NHS'in sağlık bölümlerini bazı bölümlerini özelleştiriyorsa pandemiden çıktıktan sonra, Brexit'ten sonra bence çok daha rahatlıkla yapabilecekler. Evet, size biraz nefes almanız için süre verelim. Milletvekilimiz de aynı zamanda NHS kökenli olduğu için sağlık sorularına da, sağlık konularına da daha çok eğileceğiz, daha çok sorumuz olacak. Evet, Nesil Hanım, sıradaki sorum size. Enfield Belediyesi 24 Mart'ta hükümet sokağa çıkma yasağı ilan ettikten hemen birkaç gün sonra kolları sıvadı. İki depo kiraladı ve kendi olanaklarını seferber etti. Hayırsever insanları yardıma davet etti ve gönüllü insanlara da yine delivery için çalışmak için bir kampanya başlattı. Buna çok sayıda iş yeri sahibi bizim toplumdan da dahil destek verdiler. Gıda desteği ve diğer ihtiyaç maddesi desteği sağladılar. Gönüllüler yüzlerce gönüllü bisikletleriyle, arabalarıyla, otobüsleriyle neyi varlarsa gelip delivery yaptılar. Ve siz Enfield'de yardıma muhtaç, gıda sorunu çeken, sağlık çalışanı, yaşlı, hasta, evden çıkamayan ya da maddi durumu olmayan binlerce insana, ben bildiğim binlerce insana, ben de birkaç kez gidip dağıttığım için biliyorum, destek sağladınız ve bu Londra'da ilkti yanılmıyorsam ve İngiltere'de de ilklerden biriydi sanıyorum, örnekte oldunuz. Bu konuda sizden bilgi rica ediyoruz. Nedir son geldiğiniz durum? So you're absolutely right. We set up our food supply center very very early on because we recognized that there were so many people in the community that would need to stay at home to isolate and they wouldn't be able to go out. So we hired two warehouses and very quickly we set up an operation. We were different to other local authorities because we said that anybody that needed help could contact us. So over about 6 weeks we've delivered 20,000 packages and Mustafa, you're absolutely right. We have had so many donations of food, and I have to say a lot from our Turkish-speaking community in Enfield. Many, many of the businesses who have donated lots of food to the supply centre. And the council also has spent now about hundreds of thousands of pounds on buying food. We prioritise those on the NHS list. So the government gave us a list of about 6,000 names and they said, can you make sure you get food to these people because they really cannot leave the house for 3 months. Then we targeted everyone who was over 70 years old and that's about 50,000 people in the borough. And then after about 10 days, we sent a letter to every single household. So that's 350,000 people
and we said, here's the telephone number and here is the form that you can fill online. Let us know. And it was very, very interesting. We saw elderly people who before could rely on other people to help them suddenly say that they needed help. And we came across very many vulnerable people who were on the NHS list, but others as well. So, you know, we've delivered 20,000 packages of food. It's still going on. But the most important thing is we know that we're doing it in partnership with lots of other organisations. And we're doing 20,000 packages alone as a local authority. But I know there are many organisations across the borough who are also delivering food, have got food banks, are making phone calls to residents. So in a very short space of time, we've had to respond as a community. And I'm very grateful that, you know, in those early days, we had a GLA member, we had our members of parliament, you know, Ferial came and joined us. We had councillors, we had many community organisations come to the supply centre to help, but also promote it. And I think it has been a success in that every month, and every penny that's been spent has been spent on helping people stay at home and give them food when they're in need. Evet, kısaca özetlemem gerekirse, evet diyor, biz bütün ülkede en erken harekete geçen belediyelerden biriydik. Hemen depoyu kiraladık ve belediye bütçesinden 100 bin pound para ayırdık. Bizim toplum çok iyi, çok duyarlı davrandı. Çok fazla iş yeri sahibimiz, teşekkür ediyoruz burada bir kez daha, kamyon yiyecek getirdi, sağ olsunlar. Ve 24 bin paket taşındı şu ana kadar. Bütün Enfield'de 350 bin insan yaşıyor. Enfield'in nüfusu şu anda 350 bin kişi. NHS'in verdiği rakam 6 bin ama biz onunla sınırlı kalmadık. Aynı zamanda ekonomik durumu iyi olmadığı için ve çok yaşlı olduğu için kayıtlı olmadığı halde bize başvurup kriterlere uyan insanlara da yiyecek taşıdık, taşımaya devam ediyoruz. Ama belediye bunu şu tek başına yapmıyor. Gönüllü diğer kuruluşlar da var. Volontör çalışan kuruluşlar da var. Onlar zaten yıllardır yapıyorlardı. Ama biz altyapıda hızlı davrandık. Bazı yatırımları, depo kiralamak gibi hızlı girişimleri yaptık. Onların daha iyi çalışması için de altyapı sağlayacağız. Önümüzdeki aylarda, yıllarda onların sürdürmesini, onlara bunu devretmeyi, onların profesyonel işleri düşünüyoruz. Evet, Nesin Hanım'ın söylediklerini bu şekilde özetleyebilirim. Başkanım, bence çok güzel bir özetleme. Beğendim. Evet, zamandan kazanmak için ben soruları Türkçe soracağım. Nesin Hanım İngilizce konuşacak. Zaman zaman gerekirse ben İngilizce konuşurum, Nesin Hanım Türkçe konuşur. Böyle götüreceğiz. Bilingual language dedikleri. Serdar Başkanım, misafir sanatçı gibi duruyorsunuz. Yo, ben gayet memnunum. Konuklarım gayet güzel iş yapmışlar. Hem parlamentodan bilgi alıyoruz, hem belediyeden bilgi. Ben özellikle belediyeyi tebrik ediyorum. Çünkü parlamentoya fazla gitmediğim için fazla bilmiyorum ama Enfield Belediye çalışmaları çok yakından takip ediyorum ve çok da gurur duyuyorum. Gerçekten çalışıyorlar. Gerçekten sadece yani bu koronadan dolayı değil. Daha öncesinde de Enfield Belediyesi ekibi iyi çalışıyordu. Yani burada şimdi sadece işte bir korona oldu ve belediye ortaya çıktı diye bir şey yok. Nesli Hanım her zaman çok çalıştığını, her zaman her yolda ben gözlemledim, gördüm. Ne zaman da toplum olarak biz bir davet etsek gerek, festivalimize gerek, futbol maçlarımız ayakta kalsa bile. Az önce bir resim gördüm. Bu görsellerde nerede resim Nesli Hanım'dan geldi. Kıbrıs'ın bir maçı olmuştu burada KKDC'nin bundan 2,5 yıl önce. Nesli Hanım bize misafir oldu ve maalesef kendisine yer bulamadık, oturalım. Kendisi ayak var ya, bu insanların yürüdüğü, çekibendiği ayakçalar. Orada ben çok gurur duydum. Nesli Hanım'la o gün ilk defa bir sosyal buluşmada buluştuk. Tanıyordum kendisini ama görev aldığı ilk günlerden bir yeni bir görevdeydi. Ve merdiven ayaklarında oturan bir liderle ben karşılaştım. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Çünkü bazen bizim toplumumuzda ön sıraya oturmazsa, ne bileyim protokol oturmayan, kalkıp kaçan ve bize işkence yapacak kadar da böyle gözle sert bakan şeyler gördük. Meşhur şeyler gördük. Bu yüzden sizin bu özelliğiniz beni çok mutlu ve çok gururlandırdı o gün. Yani hiçbir şekilde bize bir zorluk çıkarmadınız. Bu resimde az önce gördüm.
Ben diyeceğim şu anda dinlemek istiyorum. Çünkü belediyenin çalışmalarını takip ediyorum. Tabii Brexit dolayısıyla da biz hanımefendiye bir sorum olacak. Onu da sırası geldiğinde sorarız ama şu anda belediyenin çalışmalarını biraz daha dinlemek istiyorum. Özellikle yapılanları gördüm, gözlemledim. Depoya da gittim. Orada da gördüm. Gayet de hijyenik, gayet de profesyonel. Yani ne kadar da acele olsa bile her şey yerli yerinde. Herkese bol bol gıda da gidiyor. Kimse diyemez ki gıdalarımız da azdır. Çantalar böyle yani bayağı ağır. Bir gün yardımcı oldum, gördüm. Sağ olun. İkinize de teşekkür ediyorum. Bizi iyi temsil ediyorsunuz. Gurur duyuyoruz. Sorular soracağız. Serdar Bey, I should say that that football match was about 2 years ago now, but it was amazing. It was amazing. Evet. One of the first events that I had the honor of going to as the leader of the council, and it was a Turkish Cypriot team, and they were playing in Enfield. And you know, from the moment I sort of began walking to the field, there was just like an energy in the air, and I was deeply proud that the team made it to the final anyway. But I was even more proud that it was being hosted in my borough. So here's to next time. We'll do it again. Thank you. We will. Okay. Evet. Ben de Feryal Hanım'dan bahsedeyim. 6 ay önce parlamentoya girdi. 6 ay olmasına rağmen çok kısa sürede sanıyorum 10 konuşma yaptı benim takip edebildiğim. Bu çok hızlı bir sayıydı. Çünkü politika demek konuşma demek. Bir politikacı çıkıp konuşmuyorsa bölgesinin sorunlarını, özellikle bizim Enfield Belediyesi'nin sorunlarını dile getirdi. Kuzey Enfield milletvekili olmasından dolayı. Ve de bizim toplumun sorunlarını dile getirdiği Ankara Anlaşması sorun var ama onu sona bırakacağım. Şimdiki sorum Sayın Vekilim, Boris Johnson Birleşik Krallığı hükümet oldu, başbakan oldu ve yılbaşından sonra koronavirüsü patlak verdi. İlk aylarda bir acemilik çektiler gibi sanki. Hangi bir dağınıklık vardı böyle bir? Hani ne derler, bizde ergen davranışı derler, İngilizcesi teenager behavior sanıyorum. Öyle bir davranışları vardı, çok rahatlardı, biraz laubalilerdi, ciddiye almadılar ne politikalarını, ne makamlarını, ne de koronavirüsü. Daha sonra biraz daha toparlanır gibi oldular. Hangi hataları yaptılar ki İngiltere şu anda dünyada insan kaybı bakımından bir numarada? Mustafa Bey, siz biraz toparladılar diyorsun da ben pek öyle hemfikir değilim sizinle o konuda. Bizim şu anda başbakanımız ta baştan beri bu koronavirüsüne yönelişi ve ilgilenmesi gerçekten çok eksikti. Siz de hatırlıyorsanız ilk başlarda bizim başbakan hani bu hastalığın sorunu olmadığını, kendisinin de hani hastanede koronavirüs hastalarıyla el sıkıştığını falan söylüyordu. Bizim İşçi Partisi'nde muhalefet olarak baskı yapmamıza rağmen Mart başlarında hastalığı, bu koronavirüsünü ciddiye almadılar. Ve en büyük eksiklikleri o kadar halkın baskı yapmasına rağmen, bizim partinin muhalefetin baskı yapmasına rağmen, tıp dünyasından bir sürü kişinin çağrı yapmasına rağmen, bu kısıtlamaları, dışarı çıkma kısıtlamalarını zamanında getirmemesi çok çok daha insanın ölmesine bence neden oldu. Bu en büyük eksiklikleriydi. Ondan sonra bu daha çok Nesil de bunu çok iyi bilir. Enfield Belediyesi ile ilgili Nesil bu konuda bir sürü çağrılarda bulundu. Bu kişisel korunma ekipmanı konusunda çok eksik kaldılar. Ve bizim partinin çağrı yapmasına rağmen bu konularda eksiklik olduğunu öne sürmelerine rağmen yine bu konuda eksik kaldılar. Bu ülkede ben mesela muhafazakarların kendi milletvekilleriyle sabahları toplantılara giriyorum. Hani bu ülkede bir sürü fabrika var. Yardım etmek isteyen, bu malı üretebilecek bir sürü fabrika var. Ama hükümet bunları bir şekilde bir araya getiremiyor. Benim kendi bölgemde, Kuzey Enfield'de fabrikalar var.
bana geliyorlar. Hani yardım etmek istiyorlar. Hani beni boş verin dersiniz. Ben Muhafazakar Partisi'nde değilim. İşçi Parti milletvekiliyim. Benim bölgemde biriyle ilgilenmek istemiyorlardır belki dersiniz. Kendi milletvekillerinin bölgelerinde onlarca, çoğu İngiltere genelinde yüzlerce fabrika var. Bu ülkede üretim yapmak isteyip NHS'i yardım etmek isteyen bir sürü fabrika var. Hani bu ülkede üretip başka ülkelere mal gönderen fabrikalar vardı. Hükümet neyse bunları bir araya getiremedi. Bize herkese şu e-mail atın, sizinle size haber veririz. Ondan sonra cevapları şöyleydi. Biz işte siz çok az sayıda üretim yapıyorsunuz. Bizim çok daha yüksek bir sayıda üretime ihtiyacımız var. Hani bir fabrika az üretiyorsa 10 fabrikanın üreteceği mal yani bir ara bir ülkenin gerekçe ihtiyaçlarını görebilirdi. Hani bu buradaki üretimi bir araya getiremedi. Onda bir eksiklikleri vardı. PPE ekipmanında işte kişisel korunma ekipmanında sorunlar vardı. Onu zorlayarak hükümeti sonunda mesela belediyelere gönderebildik. Ondan sonra bu test olayı. Bizim ülke halk ortasında, dışa toplumda toplumu test etmek vazgeçti. Sadece ve sadece hastanelerde ve belirtileri mi, semptomları olan insanları test yapmaya başladı. Bu ne demek oldu? Bu mesela vakaların nerede olduğunu tam olarak bilemiyorsun. Çünkü toplumda test etmiyorsun. Ondan sonra bizi bakım evlerinde test etmiyorlar. Nesi bunu daha iyi anlatır? Bas bas bağırmalarını. Yani Enfield Belediyesi ve Enfield Belediye Başkanımız bu konuda en çok sesini duyuran belediye oldu. Ta ilk başlarda bizim hükümet bile yani yavaş mesela biz hükümet işçi partisi iktidar olarak muhalefet olarak biz yapıcı olmaya çalıştık. O dönemde nesil o dönemde çağrı yapıyordu hükümeti. Hani bir sürü ihtiyaç vardı. Bakım evlerinde eksik kaldılar. Sen nasıl hastaları test etmeden bakım evlerine geri gönderirsin? Sen nasıl bakım evlerine, hastaneleri, belediyeleri bu PPE koruma ekipmanını bulundurmazsın? Nasıl sen bu testleri durdurursun? Yani bir sürü konuda eksik kaldılar. Bu hükümetin böyle kendisini çok övdüğü maddi paketi de konuşsak. Hani çok iyi, çok yani gerçekten ülkenin ve işçilerin ihtiyacı olan bir paketti. Ve bize özel bir şey değil bu. Avrupa'nın her tarafında yapılıyor. Dünyada her tarafta bir şekilde finans yardım yapılıyor halka. Çünkü ekonomi batar yoksa. O paketlerde bile bir sürü eksiklik vardı. O eksiklikleri biz milletvekilleri olarak araştırıp ondan sonra hükümete baskı yapıp onları değiştiriyorduk. Onun için hani o kadar eksik var ki hepsini şimdi saymak için zaman yok Mustafa Bey. Bizim başbakan gördüğünüz ilk haftalardan hastalığı geçirip parlamentoya geri döndükten sonra ilk haftalarda hani eskiden yaptığı gibi bu defa da bu dönemde de böyle çok rahatlıkla esprili bir şekilde hani geçirebileceğini sandı. Ama bizim yeni liderimiz, yeni başkanımız tabii ki ona izin vermiyor. Tabii ki onu çok iyi bir şekilde eleştirebiliyor ve ciddiye alması gerektiğini bir şekilde Boris Johnson'a belirttik. Ama şu anda arkasında da milletvekilleri olmadığında dolayı bilmiyorum PMQ'leri izlediniz mi? İkiden bir böyle arkaya bakar çünkü parlamento dolu olduğunda ne kadar da yani anlamsız konuşsa da arkadakiler bağırır çağırır ve ona bayağı bir güç veriyor. Şimdi parlamento boş olduğundan dolayı o güç de biraz eksik. Kendisini birazcık boşlukta buldu. Kesinlikle parlamento geri gitmemizin nedeni de en büyük nedenlerinde biri de budur. Evet, size başka bir sorum olacak konuyla ilgili ama pası Nesil Hanım attınız. Ben de ona soracağım soruyu öne alıyorum. Evet Nesil Hanım, bu care home'lar ve yaşlı bakım evleri sadece Enfield'in sorunu muydu? Bütün ülkede en çok sizin sesiniz çıktı geçen aylarda.
Yani hükümeti eleştirdiniz, hükümeti kafa tuttunuz, ulusal basına çıktınız. Neden en çok sizin sesiniz çıktı? The issue with care homes is an issue that's felt across the country. But in Enfield, we actually have a really high number of care homes. We have 90 care homes. And if you compare that to Camden, I think they only have 11 care homes. Hackney have 4. So we have a lot of care homes. And so although the problems that we're experiencing aren't different to elsewhere, we're just experiencing more of them. And we have over 50% of our care homes now have an outbreak of coronavirus. So it's a really, really serious situation because some of our most vulnerable residents live in these care homes. And Ferial's absolutely right. I mean, the situation with the lack of PPE was a scandal. It is a scandal. Even now, we only have about 2 weeks worth of PPE in the borough. And I'm really glad Ferial's made the point about factories because, you know, somebody should ask the Prime Minister, how many factories has he built or converted to produce PPE? I mean, we saw the plane full of equipment come from Turkey. Well, you know, Turkey is producing 1 million pieces of PPE a week. So 500,000 sent to the UK is nothing. It doesn't matter. And then the other most critical issue is testing. And still there is no testing. We have 90 care homes in Enfield and only 5 of them have been offered mass testing. Unless testing happens, I worry that there will continue to be a large number of people who'll die. And very sadly, you'll know we've already had a number of care workers die in Enfield actually. And the first care worker that died was of Turkish Cypriot background, Sonia. So we have as a community felt it very strongly. And so the care homes issue is something that we'll continue to speak up about. Evet, özetlemem gerekirse Nesil Hanım, Enfield Belediyesi'nde 90 tane care home olduğunu, diğer komşu belediyelerinde bir tanesinde 11, bir tanesinde 4 care home olduğu için onlar için çok hayati önemde olmayabilir ama bizim için çok yüksek bir sayıydı. 90 tane care home var dedi. Ve bu care home'larda %15'inde koronavirüs tespit edildi. 9 care home çalışanını koronavirüsten dolayı kaybettik. Feryal Hanım'ın da söylediği gibi PPE yani bu sağlık maske, eldiven ve önlük gibi koronavirüsten korunmak için gerekli araç gereçlerin sağlanması konusunda hükümet hiçbir şey yapmıyor ve bunların üretimi konusunda da bir adım atmıyor. Türkiye günde 1 milyon maske üretirken bu kapasiteye ulaşırken İngiltere bunları yapmıyor. Hükümet de bu konuda adım atmıyor. Bizim yüzlerce teste, binlerce teste ihtiyacımız varken sadece 5 test gönderdiler. Bu da komik bir şeydi dedi. O yüzden de çok fazla vulnerable insanın bulunması, hayati tehlikelerin olması bizim sesimizin yüksek çıkmasına, hükümete kadar sesimizi duyurmamıza neden oldular dedi. Serdar Başkanım. Şimdi sorulacak çok soru var ama esasında ben Feyyaz Hanım'ın bu yardımlar konusunda tüm genelde biz tabii işletmecileriz, genelde de emekçileriz. Bayağı emekçilerin yardım almadığını gördük. Mesela benim kendi sektörümde yaklaşık biz yüzlerce iş sahibi hiç bu yardımlardan faydalanamayan atölyeler var. Çoğu da kapatmaya kadar giden olanlar var. Biz dedik ki bekleyelim ne olacak? Bekleyeceğiz ama gerçekten iş yeri açık olan ve parasını iyi kazanan bakkallara yapılan yardımlar mesela bugün atölyecilere yapılmadı. Bunun yanında Morrison'a, Tesco'ya, büyük şirketlere milyonlarca yardımlar yapıldı. Ama bu ara eleman sıkıntısı olacak. Zaten bir de Brexit'ten dolayı da çok ara eleman geliyordu Avrupa'dan ve İngiltere'ye. Onların da şu anda bir sıkıntısı var. Bir de bu yani iş sektörlerini ayrı tutmak insanları ileride yapacakları seçimlerde de zorlayacak. Adam diyecek ben niye bu işi seçeyim ki? En kötü durumda beni ne devlet ne belediye hiçe sayıyor. Onun için ben daha fazla işte
gıdaya veyahut da işte ev sektörüne veyahut da ilaç sektörüne. Yani bu ara elemanlara da burada dikkat etmek lazım. Hem hükümet olarak hem belediyeler. Çünkü bu insanlarımızın gerçekten emeklerinin çok zorlandığını biz görüyoruz. Devamlı biz arkadaşlarla gruplaşıp ne yapabiliriz ama bu aslında da belediyemize de zaman tanıyoruz. Biliyoruz işlerin çok zor olduğunu. Herkes gibi bize kalkıp işte arkadaşlar gelin grup alalım deyip de böyle bir şey yapmıyoruz ama gerçekten bir de mesela ben çok şunu merak ediyorum. Çoğu barada farklı farklı yardımlar oluyor. Yani biz bunları konuşuyoruz. Arkadaşlarımızdan gelen bilgileri de takip ediyoruz. Ve aynı mesela bir baradakinin yapmış olduğu yardım paketini başka bir bara yapmıyor. Bu da insanların kafaları karışıyor. Ne oluyor? Devletin yardımı mı? Belediyenin yardımı ve biz bu konuda biz atelyeciler, amorticiler, garajlar çok mağdur olduk. IMA'ya da başvurduk. İntişim Motor İnstitüsü'ne başvurduk. BVS'ye başvurduk. Mesela şu an emortiyi uzattılar. Diyorlar ki 6 months emorti yapmayacaksın. BVS'yi kapattılar. Dediler ki teknik eğitimle mesela hep bunları kapattılar ama bu işletmeleri devlet saymıyor. Bu da belediyenin bir suçu yok. Bu gibi çalışmalarda biz yol yortumda bilmiyoruz. Kemik kontrolünü de bilmiyoruz. Bu yüzden herkes mağdur. İnşallah sizin dediğiniz gibi baskı içeriden parlamentoya koyarsınız. Belediyeler de daha rahat yardımlarını yapabilirler diyorum. Ama var, çok sıkıntılar var. O konuda Serdar Bey, öncelikle Nes söylemişken burada biz Sonya Kaygan'ın ailesine ve hepsine, sevdiklerine, arkadaşların hepsine başsağlığı diliyorum. Burada dayısıyla konuşabildim. Annesi Ayşe Hanım'ı çok acı bir durum olduğundan dolayı biraz zaman tanımak istedim ama tabii kendilerine de bu zaman geçince ziyaret edeceğim. Ama o değindiğiniz konuda, konu üzerine ben zaten bizim Maliye Bakanı'na o konuda, özellikle o konu bu mechanics üzerine dilekçe gönderdim. Daha cevap almadım. Sizin gibi birçok emoji center var. Ve onlara yönelik herhangi bir, hiçbir yardım yok. Bu tabii ki bu hükümetin tipik yaptığı her konuda mesela sorumluluğu belediyelere verir ama o sorumlulukla beraber o maddi yardımı yapmak için bir şey vermez. Yani herkes, millet belediyeyi suçlar ama maliye, şimdi o kesinti hükümet tarafından yapılmış. Tabii. Bu hükümetin getirdiği mali paketlerinde çok, dediğim gibi, çok eksiklikler var. Her gün mesela bana yüzlerce e-mail geliyor, dilekçe geliyor. Bu dediğiniz emoti centerler tarafında da bana birkaç tane e-mail geldi. Onun üzerine bizim Maliye Bakanlığı'na yazdım ama daha cevap gelmedi. Ankara Antlaşması ile burada yaşayan insanlar tarafında da gelmişti. Onlar adına da dilekçe göndermiştim. Bayağı uzun sürüyor cevap vermeleri. Ama şu anda verdikleri paket ve verdikleri maddi yardım çoğu belediyede hemen hemen hepsi aynı olması gerekiyor. Ama sadece şu bazen değişik oluyor. Mesela bizim iş yerlerinin nasıl yazıldığına, mesela kişiden kişiye bazen değişebiliyor. Kişiye sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama hükümetin belirlediği paket her tarafta, İngiltere'nin her tarafında aynı şekilde uygulanıyor şu anda. Eksiklikler var tabii ki. Yani bu paketlerin olması çok önemliydi. Çok çok iyi bir şeydi. Yani milyonlarca insanın işsiz kalmasını engelledi. Birçok bizim toplumdan olan insanların da bir sürü, mesela Enfield bölgesinde bir sürü işin iflas etmesinden kurtardı. Ama çok eksiklikler var ve onları da Enfield bölgesinde olan insanları bana bildirirlerse ben tabii ki onları yapabildiğim kadar ses getirmeye çalışırım. I don't know if it's helpful for me to comment from an Enfield perspective. So the government gives us the money that we need to get out to businesses. So the council's job is to administer it. And at the moment, we've administered about 88% of all the business rate grants. So we're quite high in London. But you're absolutely right. There is a cohort, a group of businesses, about, we think, about 2,500 who are not eligible for anything.
That's what we think. We think it's about 2,500 businesses. Some are MOT centres, and there are other examples as well. Yes. These are businesses who, you know, the government hasn't given business rate relief to, they haven't given a grant to, and they're not eligible for a loan. And some of these businesses are micro businesses or small and medium sized businesses, and they really are genuinely the backbone of the economy. So at the moment, the council, because I mean, there's no additional money that's coming from government, I think it's outrageous that just in Enfield, the supermarkets have had a £20 million business rate relief. £20 million. So Tesco's and Sainsbury's and, you know, all the other big supermarkets. And they do not need business rate relief because they're big business, but also they're working. They're actually, actually getting money. They're in business. So it seems mad to me. So we've made representation, and I know other MPs have as well, to say to government, there is unfairness in this system. So we're making the representation, but at the same time, as a council, and we're going to launch this next week, and I'm actually going to write to the MPs, we're going to set up our own hardship fund in Enfield. And it's a campaign, it's a hardship fund, to say, if you are a big business, if you're Tesco's or you're Sainsbury's or any of, or Amazon has a base in Enfield, you know, if you are big business, we want you to make a small donation to our hardship fund so that we can help the smaller businesses in Enfield. So we have a list of the top 100 businesses in Enfield, the biggest businesses, and we're going to say, and we're writing to all of them, and it's a campaign that we're starting next week, and they will be able to go online. We have an online platform, and they can make a small donation. And if 100 of those top 100 businesses made a small donation, then we will use that fund to give small grants to all the other businesses that the government has forgotten about. So it's just one of the things that we're doing. Nesil Hanım, business rate grantların hükümetin verdiğini, parayı hükümetin gönderdiğini, belediyelerin de bunu delivery yaptığını söyledi. Enfield Belediyesi olarak %88 bu grantlar yerine ulaştırılmış. Fakat 2500 iş yeri bu kriterlere uymadığı için parayı gönderen hükümet kriterleri de göndermiş. Bir taraftan para göndermiş, öbür tarafta da bunlara vereceksin demiş. Maalesef 2500 tane iş yerinin kriterlere uymadığı için buradan para alamamışlar. Ama bunun yanında büyük Tesco, Sainsbury gibi büyük iş yerleri 20 milyon. Enfield bölgesinde sanıyorum 20 milyon sadece business rate desteği almışlar. Amazon vesaire şirketler de bundan yararlanmış. Nesil Hanım önümüzdeki günlerde başka bir fon yapılacağını ve diğer küçük business'lara yeni para oluşturulması, dağıtılması için çalışma içinde olduklarını söyledi. Başka yardımlar da var, başka yöntemler de var dedi. İşte bankalardan grant almak, borç almak gibi o yöntemlerde insanlar deneyebilir ama biz parayı basmıyoruz. Vergi toplamıyoruz, hükümetten gelen parayı dağıtıyoruz dedi. Evet, şimdi tekrar vekilime dönmek istiyorum. İşçi Partisi geçtiğimiz haftalarda, hatta 1,5 ay önce yeni liderini seçti. Koronavirüs günlerinin en sıcak olduğu günlerde Keir Starmer. Bu hükümetin virüsten dolayı yıpranması ve yeni liderin sinerjisi İşçi Partisi'ni beklenenden daha erken iktidara getirebilir mi? Ve siz bugün iktidarda olsaydınız İşçi Partisi olarak neleri farklı yapardınız? Mustafa Bey, yeni başkanımız çok iyi başladı. Ama dönem çok kötü bir dönemdi. Biliyorsunuz daha bu sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği dönemde bizim başkan yarışı halen devam ediyordu. Onun için hani çok da çok tuhaf koşullarda başkan başa geldi. Ama şu anda İşçi Partisi'ni yapmak istediği yapıcı muhalefet olmak,
hükümete bir şekilde yardım etmek ama gerektiği yerde de gereken eleştirileri de getirmektir. Çünkü bu krizden, bu koronavirüsü pandemiden kurtulmamız herkes için, hepimiz için çok çok iyi olur ve çok büyük bir şey. Onun için biz bir muhalefet olarak, işçi partisi olarak elimizden geleni, ben de bir milletvekili olarak elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hükümete yardım etmeye çalışacağım. Ama tabii ki biraz önce de konuştuğumuz gibi eksiklikleri olduğunda da onları da tabii ki onları da eleştireceğiz. Bunların doğrultması yönünde zorlayacağız. Başkanımız eğer takip ediyorsanız bu başbakan sorulamalarına PMQ döneminde çok iyi şu anda çok iyi performans gösteriyor ve bu hafta dün hükümetin bir U-turn yapmasını sağladık. Hükümetin bu NHS'te çalışan, burada vizeyle çalışan işçilerin halen NHS'e senelik bir aidat ödemeleri gerekiyor. Sen burada bir doktor, bir hemşire, bir radyograf olarak çalışıyorsun. Her gün hayatını orada tehlikedesin. Ama onun üzerine bir de NHS'e ödeme yapmak zorunda kalıyorsun kullanmak için. Ve bu hükümetin bu hafta getirdiği immigration bili, onunla ilgili biz İşçi Parti baskı yapmıştık. Hani eğer yüzlerce insan, yabancı insan burada, yabancı halk burada hayatını öne sürerek bir sürü hizmet veriyorsa bir ülkede, hani bunlardan bir de üstünde bir de para almak ayıp değil mi? Yazık değil mi midir? Zorladık ama hükümet Boris Johnson çarşamba günü eğer bu paraları ödemeyi almazlarsa bütçede devletin bütçesinde 900 milyon bir eksiklik olacağını söylemişti. Tabii ki bunu konuşurken bizim başbakan biliyorsunuz bazı konularda böyle çok rahat konuşur. Bazı mesela ortaya çok farklı rakamlar atar. Bu ortaya attı 900 milyon İşçi Partisi araştırdığında 900 değil de 90 milyonun altında bir rakam olarak ortaya çıktı. Ve hükümeti Muhafazakar Parti'ndeki milletvekilleri de zorlayarak ve hükümet dün bu kararı değiştirdi ve bundan sonra bu dönemde NHS'te çalışan yabancılar da bu parayı, bu ödemeyi almayacak. Ama bakarsanız eğer hemşirelerden almayacaksa, doktorlardan almayacaksa neden bakım evinde çalışan yabancılardan, neden onlar ödesinler? Bir sürü bu ülkeye hizmet eden yaşlısına, hastasına bir sürü hizmet eden insan var. Vergi ödeyen insan var. Neden bir de onun üzerine kalkıp da NHS'e özellikle para ödesin ki? Yani bu doğru mu? Değildir. Şimdi hükümetin bu konuda karar fikirlerini değiştirmesine yardımcı olduk diyelim. Bundan sonra da belediyelerde başka sektörlerde çalışanlardan ödeme alınmaması için baskı yapmaya devam edeceğiz. Bunu neden söylüyorum? Bizim şimdi yeni başkanımızın bence çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Ve şu anda İşçi Partisi'nin şu anda yapmamız gereken fokusumuz şu anda sadece bu virüs üzerine olması gerekiyor. Tabii ki bu dönemde çıktıktan sonra tabii ki Brexit olayı da var. Brexit çıkmaya çıktık, imzalanma yani eğer anlaşmalı olsa da anlaşmasız olsa da Brexit Avrupa Birliği'nde çıkıyoruz. Hani elimizde nasıl bir ülke kalacak, nasıl bir ekonomi olacak? O şu anda belli değil. Onun için İşçi Partisi'nin de hani nasıl bir çalışma, nasıl bir polisler üreteceğini şu anda tam olarak net değiliz. Hükümetin o kadar da eksik, şu anda bu durumda o kadar eksik kalmasına rağmen, bir sürü yanlış yapmasına rağmen şu anda Boris Johnson'ın polls, Türkçesi nasıl, ne oluyor Mustafa Bey? Polling. Şu anda pollinglerde anket.
Onu nasıl bildin? Anketlerde, anketlerde. Anketlerde, anketlerde şu anda çok iyi, durumu çok iyi görünüyor. Her şeye rağmen, her şeye rağmen fazla bir puan kaybetmiş değildir. Onun için hani İşçi Partisi sadece şu anda partiyi bir araya getirmesi gerekiyor. Bence biliyorsunuz biz bir dönemler parti içerisinde bayağı bir kendi içerimizde bayağı bir bölünmüş görünüyorduk. Partiyi birleştirmesi gerekiyor. Ondan sonra parti içerisindeki bu duruşları değiştirilmesi gerekiyor. Ondan sonra hani ülkenin içinde olduğu duruma göre de yeni fikirler üretmeye başlamamız gerekiyor. Bu krizden, bu şey, pandemikten çıktıktan sonra ekonomi, hani siz duymuşsunuzdur siz de, mesela kriz gelmesine zaten, kriz olmasına olacak zaten. Ekonomik krizlerde normalinde hani V şeklinde krize girersin, 2008'de olduğu gibi, ondan sonra da V şeklinde geri bir şekilde ülke geri çıkar diye düşünülüyor. Ama bu yaşadığımız durum, bu yaşadığımız kriz çok daha uzun sürecek diye düşünüyor. Şu andaki ekonomistlere göre biz V şeklinde değil ya da U şeklinde olan bir kriz değil de bir daha çok L şeklinde, yani krize girip ve çok daha uzun bir dönem krizde kalacağız. Yani çok uzun sürecek bu krizde, ekonomik krizde çıkmamız. Evet. Onun için, 2004'te hani önümüzdeki sene, önümüzdeki ayın nasıl olacağını tam olarak bilemiyoruz. Onun için şu anda yapmamız gereken, muhalefet olarak yapmamız gereken en büyük, yani en önemli şey hükümete destek sunmak, bu krizden çıkmak. Ondan sonra da bu krizden çıkınca da nasıl ülkeyi nasıl bir tekrardan ayaklandırabiliriz, onu konuşmamız lazım. Onu yaparken de şu anda bu defada mesela kriz döneminde yaptığımız hataları tekrarlamamaktır. Belediyeleri zamanında belediyelerimizle, bu ülkede, İngiltere'de her şey çok merkezi. Yani bizim her şey merkez tarafında yapılıyor. Bu kriz döneminde en iyi performans gösteren ülkelerde çok daha farklı seviyelerde hükümetler çok daha iyi ilgilenebiliyorlar. Daha çok mesela bir yerel belediyeler olsun, federal sistemler olsun, çok daha iyi cevap verebildiler. Hani onun için bu krizde çıkacağımız dönemde belediyelerimizin bu kriz, yani ülkeyi yeniden yapılama konusunda belediyelerimiz çok önemli. Büyükşehir belediye başkanlarımız çok önemli. Onun için hani çok işimiz çok zor. Çok çok uzun, evet. Bir seçimiz, şu anda seçim düşünemiyorum. Onu demek istiyorum. Evet, evet. Nesil Hanım topu size attı. Biz de bir hükümet olarak muhalefette rahatız şu ara. Bize dokunmayın. Ama belediyelerin yapacağı çok iş var. Onlar biraz daha çalışsın dedi Feryal Hanım. Benim sorum gıda... I will say it in English. I will say any recovery. So our country will, the recovery that we will need to go through as a country will have to involve working better with our local authorities and our mayors. It can't be a case of what they have done now, giving the responsibility but not sending the funding, not giving them any real an incentive. They have to be, local authorities know their area, they know their businesses. Nesil knows Serdar Bey, she knows most of the businesses. She knows the local need. The government has no idea what the issues are, what the businesses are in Enfield, what the, you know, how many schools we have, you know, all these things. They do know how many schools we have, but the problem is we need a bottoms up and top down approach to rebuilding a country after this crisis. I entirely agree with you. And what's been really interesting over the last few weeks is that whilst government ministers have made announcements on standing at podiums and Downing Street,
within a few hours when we've scratched beneath the surface, we found that there is no mechanism, there was no plan for delivering any of what they were talking about. And at every single stage, at every single announcement, it has been local governments, so councils like Enfield, that has had to pick it up and has had to deliver things on the ground, whether it was delivering food to those on the NHS list or trying to get tests. I mean, if I just give you one example, we've been fighting for tests in our care homes. And we said, look, send the tests and we will put in drivers to then bring the tests back to you. And we're doing that ourselves. So, I mean, I entirely agree with everything you've said, Ferial, about devolution and making sure that we support communities through better governance. And I think already councils have demonstrated that they can do that. And it would be a real mistake if that's not recognised by government. Evet, Nesil Hanım da, Feryal Hanım da bu dönem yapılacak en iyi şeyin kriz döneminde hükümete destek olmak gerektiğini, krizi hep birlikte aşmak gerektiğini ama yanlış gördüğümüz zaman da uyaracağız. Ama bir seçim ya da hükümeti bir seçime zorlamanın zamanı yeri olmadığını söyledi. Evet Nesil Hanım, sorum size. Gıda dışında da siz destekler sağlıyorsunuz. Yani sadece hükümetin verdiği parayı dağıtmak ya da gıda yardımı değil, belediyenin onun dışında da destekleri var. O konuyu açar mısınız? Neler yapıyorsunuz belediye? Gerek residentlara, gerek küçük business'lara ne tür destekler sağlıyor? Let me start with the support of food, because as well as providing food packages, we've also given grants to a number of community organisations who are cooking food and delivering it to those residents who might be elderly and can't cook for themselves. So that's really important. We've been giving grants to those organisations. We've also given grants to all of our care homes so that they can buy PPE equipment. And then for our local businesses, there are two things I can tell you about that are probably good examples. The first is trying to support local businesses to get online. We know that the virus means that many of us will continue to isolate. There's going to be social distancing. It's not going to be going back to things as they were very quickly. So to help those businesses survive, we've signed up to a partnership with an organisation called Shop Happy. It's an online platform. Any Enfield business can sign up for free and then they will be online, and people who want to find local businesses can find them on that website. So it's a free online platform. It's to support businesses to get online as much as possible. The second is around our town centres. So we know that people are going to have to socially distance. Maybe we need to invest in wider pavements, better streets, town centres that look better and that work. So we've launched on our website a page where people can tell us where they want us to improve transport or they want us to improve the space. And in the next couple of weeks, we're putting that investment in, and we're starting with 4th Street in Edmonton because that's where there is quite high density. And we want to put in place the improvements so that when the time comes, people can, you know, be in those town centres in a safer way than they would otherwise. And there's lots of things that the council does, like, for example, debt support. So there are many people, many residents who will be finding themselves in rent arrears, can't pay their bills, suddenly they've lost their jobs. So that their personal debt doesn't increase non-stop, we have a special team to support those people with debt advice. Equally, you know, we also have a number of people who are homeless, sleeping rough. We've provided housing, you know, accommodation. At the moment it's in a hotel, to all of those people, and we've placed them. So from housing to supporting care homes,
to debt prevention, it's a very complicated picture being able to support a community, but we have to do all of those things at different times so that we can do that. I think it's going to be a very difficult few months ahead. You know, Ferial spoke about the recession. You know, I think that's right. Almost everybody now agrees that we will have a recession. And we know that when there are difficult economic times, it's those who are living in the most deprived communities that are hit the hardest. And in Enfield, we have some very wealthy wards, but we also have some of the most deprived in the whole country. And before coronavirus, we launched a report into poverty. And in this borough, we still have one in three children living in poverty. So I think we have some very difficult months ahead. And so, I'm committed that the council will be an active council. You know, we don't just sit and wait for government to come up with things, that even if we can do something small, we should do it, because that small action could have a long-term benefit for whoever is the recipient. Evet, so. Çok zor zamanlardan geçtiğimizi ve daha ne kadar süreceğini bilmediğimizi söyledi liderimiz. Belediyenin yaptığı diğer yardımları da bazılarını söylemeye çalışayım. Ölüm yardımları, yani ailelerin kayıp verdiği zaman onlara defin işlemleri için yardım yaptığını söyledi. Evsizlere ev sağladığını, bazı otelleri ve evleri kiralayıp evsiz ve sokakta kalan insanlara ev ve yemek sağladığını söyledi. En alttan başlayarak, en çok ihtiyacı olan insanlardan başlayarak kira desteği, council'a ait business'lardan 3 aylık kira alınmıyor. Ve bunun gibi birçok belediye en vulnerable insanlardan başlamak üzere destek sağladığını söyledi Nesil Hanım. Ayrıca da small business'lar için de bir çalışmanın olduğunu, hükümetin de desteğiyle önümüzdeki günlerde de onlara iyi haber vermek istediğini müjdeledi diyebiliriz. Feryal Hanım'ın süresi bitmek üzere, son bir sorum var ona. Parlamentoya ilk gittiğinde benim dedi sesim güçlü çıkacak, acemiyim, yeni geldim ama sesim güçlü çıkacak, bu açıyı kapatacağım demişti. Gerçekten de öyle olduğunu görüyoruz. Ankara anlaşmalıları var Türkiye'den gelen. Sayıları son 2 yılda 50 bin 60 bin sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bu insanlar İngiliz yasalarına güvendi, İngiliz kanunlarına güvendi. Türkiye'deki düzenlerini bozup çoluk çocuk ailecek geldiler, buraya yerleştiler ve çalışmaya başladılar. Vergilerini ödüyorlardı, kiralarını da ödüyorlardı, faturalarını da ödüyorlardı. Fakat bir kriz geldi, onların suçu da değil. Fakat bu krizde hükümet, Boris Johnson hükümeti maalesef Ankara anlaşmalara üvey evlat muamelesi çekiyor. O insanlar da taxpayer, onlar da vergi ödüyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'na mektup yazdığınızı biliyorum. Ne cevap aldınız? Son gelişmeleri sizden öğrenebilir miyiz? Tabii dediğiniz gibi Mustafa Bey, İngiltere'de Ankara Antlaşması ile burada yaşayan binlerce insan var. Ve Kuzey Enfield bölgesinde gerçekten çok büyük bir sayıda Ankara Antlaşması ile yaşayan halkımız var. Hani ilk günlerde hükümetin, Maliye Bakanlığı'nın anons ettiği paketten Ankara Antlaşması ile burada yaşayanların da yaralanıp yaralanmayacağı konusunda bayağı bir kaygı vardı ve bir bilgisizlik vardı. Ve onun için Maliye Bakanlığı'na ben dilekçe gönderdim. Bayağı uzun sürmüştü cevap vermeleri. Ama şu anda bana söylenen, Maliye Bakanı'nın söylediğine göre, gerçi o bana o açıklama geldiğinden beri Ankara Antlaşması ile burada yaşayan kimseden benimle itibata geçen kimse olmadı. Ama hükümetin şu anda sunduğu bütün mali yardımlara burada Ankara Antlaşması ile yaşayanların hepsinin, herkesin hakkı var. Bu hani coronavirus job retention scheme olur, self-employed employment income support scheme, rebates for statutory sick pay, çalışamayıp da hasta olup işte hastalık parası olur, rebates for sick pay for small businesses, coronavirus interruption loan,
bounce back loan, VAT deferral for 12 months. Hani bütün liste, bu bayağı bir uzun bir liste. Hani hükümetin şu anda çıkardığı, anons ettiği bu paketten, paketi olan her şeyde Ankara'nın taşımasıyla burada çalışan ya da serbest meslek yapan herkesin hakkı var. Ama tabii ki nasıl burada burada çalışanlar buradaki iş yerlerine uygulanan bütün kriterler Ankara Antlaşması'yla açılmış olan iş yerlerine de uygulanıyor. Hani Mart'ın 19'undan önce açılmış bir işlenmiş bir iş yerinin olması gerekiyor, bir geçmişin olması gerekiyor. Mart'ın 19'undan sonra o yardımlardan faydalanamıyorsun ki buradaki çalışanlar burada yani burada yerli iş yerleri de yararlanamıyorlar. Aynı kriter herkese uygulanıyor. Hani bunda so everyone is able to, so everyone that's here with Ankara with EEA agreement, Ankara agreement is able to benefit from the financial packages that the government has announced. And if anyone has an issue, anyone in Enfield North that has an issue with that, should write to me. I have it in writing from the Treasury that they can benefit from all these all these packages. Evet, süremizi doldurduk. I wonder. I'm sorry to interrupt. I wonder, Feryal, if we should do something jointly, because we can identify as a local authority, I believe, those who are on the Ankara agreement. Maybe we should do some kind of direct mailing to those residents to say you've got it in writing, and we should. Yeah, we should. I did send it out to the Turkish media, but I think some of them have printed it, some haven't. But that's a really good idea. But to be honest, I initially got a lot of representation from our businesses who were worried, but. Since the fight, you know, whether it's the loans, whether the grants that have been going to them, since it started working, I haven't received any representation from them. So I suspect everyone is getting their loans. Everyone is able to access the funding or the benefits. That's good. That's good. Ankara anlaşmanlar için de iyi bir haber öğrendik Sayın Vekilimizden. Onlar da diğer çalışanlar gibi. Grantlardan, yardımlardan, kredilerden yararlanabilecek onlar da taxpayer'lar. Birkaç dakikaya kadar bitireceğiz. Feryal Hanım, siz de kaçmazsanız birkaç dakikaya kadar bitireceğiz. Son sorum Nesil Hanım'a. Gelirleriniz düştü, masraflar arttı. Çöp toplama dahil belediye servislerinin neredeyse hepsini devam ettiriyor. Belediyeler nasıl devam ettiriyor, işlerini nasıl sürdürebiliyorlar bu kriz ortamında? It's a very, very good question. I think councils have responded extraordinarily well. We have identified that coronavirus will cost us £68 million. And the government has so far only given us £17 million. So right now, almost every day, with other council leaders, we're in negotiation with the government to say, you have to give us the money, because if you don't, there will be a disaster in terms of the services that we won't be able to provide. So we're still trying to negotiate and lobby and say to the government, you have to give us the money that we will lose during this coronavirus. And that £68 million gap is because loss of income, because we're spending more on things like buying food or PPE equipment, placing people in housing. But also it's because our services like adult social care and children's servicing is costing us more. So for example, we know that many children have lost a parent to coronavirus, and so they have to go into foster care. And we anticipate, you know, if 20 children, so far it's 5 children, but in the course of a year, if 20 children have to go into foster care because their mum and dad has lost and they don't have anyone to look after them, it will cost the council £1 million. So every time you hear a council say we don't have enough money, it's because it's being spent on people. And you're right, we have to make the argument very, very forcefully to government.
everyone's in the same position, every council in the country. So we will see in the coming weeks if the government is going to support us or not, and we'll have to keep a very close eye on it. Evet, bu açıklamadan da öğreniyoruz ki belediyeler de aslında small olmasa da orta ve büyük büyük işletmeler, onlar da zarar ettiler. Enfiyet Belediyesi'nin bu dönemdeki zararı 68 milyon, hükümet sadece 17 milyon vermiş ve sadece Enfiyet Belediyesi aradaki 50 milyonu kapatmak için hükümete baskı yapıyor. Hükümetle pazarlıklarını devam ettiriyormuş. Demek ki belediyeler de bir business gibi yönetiliyor. Belediyeler vergi toplamadığı için hükümetten kaynak aktarılıyor. Evet, çok teşekkür ederim bugün programımıza katıldınız. Bilgiler verdiniz. Toplumumuzun liderleri, kadın liderleri olarak sorularımızı yanıtladınız. Eminim ki birçok insanın kafasındaki sorulara da yanıt vermişsinizdir. Her şeyden de önemlisi aynı dili konuşarak ve çok kolay, yani imkansız değil ulaşmak en azından. Size ulaştık. Bu röportajı gerçekleştirdik. Toplumumuzun adına sevinçliyiz ki bizim de liderlerimiz var. Bizim liderlerimiz de hiç kimseden daha aşağı değil ve her görevin üstesinden gelebilirler. Bunu kanıtladınız. En azından Nesil Hanım 2 yıldır, Feryal Hanım da 6 aydır bunu yakından izlediğim için de biliyorum. Evet, biz de bu ülkede yaşıyoruz. İngiltere'de varız. Yerliyiz. Gitmeye niyetimiz de yok. Irkçılara da papuç bırakmaya niyetimiz yok. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Serdar Başkanım, son bir sözün var mı? Ben size bir soru sormak ihtiyaç duymuştum ama bayağı da güzel gidiyordu. Şimdi tabii ki yaşlıya, herkese yardım edildi, işte lonlar çıktı, şunlar çıktı ama bu yuflara, bu gençler için bir program var mı? Çünkü mesela bu arada bu gençlerimiz hepsi evde kapalı kaldı. Okul çoğu 15-16 yaşta okullarından da gidemediler. Ve bu genelde bu komüniteler, özellikle bizim grup, mesela biz futbol ailesi, yaklaşık 1-2 aydan beridir hep böyle odalara sıkışık kaldık ve belediyelerimizden de mesela biz örnek olarak kendi gençler, sadece kendimiz için değil, her bütün gençlerimizde bu public parkları kiralıyorduk ve para veriyorduk. Ve bu çocuklara biz topluyorduk, onlara futbol oynatıyorduk veya herhangi aktivite yaptırıyorduk. Şimdi paramız da yok. İnşallah belediyelerde de bu yuf gençlerinin herhangi bir, sadece futbol değil, yani böyle bir alternatif spor da olsa belki bu sene bir ücret talep etmezler bizlerden ve biz de bu gençlerimize daha çok hizmet verebilme ihtiyacını elde ederiz diye buradan da Sayın Nesil Hanım'la rica ediyoruz. Çünkü gerçekten zor. Şu anda hangi kapıyı çalsak ve yardım istesek, sponsor istesek, hiç kimse de şu anda öyle bir ekstradan yardım edecek bir paraları yok. Sezon bitmeden bitmiş oldu. Bu futboldan bahsediyorum. Yeni bir sezon başlayacak. Yine bir maliyet, yine bir para. Gerçekten bu gençlerimize biraz bir paket mi dersiniz, bir sistem mi dersiniz, bu artık siz liderlerin görevi. Biz talep ediyoruz, sadece Türkler için değil, tüm gençler için bir parada hizmet alabilecekleri bir sistem olmasını istiyoruz. Sorumuz ikinize. I mean, you're absolutely right. So in the last 2 years at the council, we've decided to put money into youth services because in the last 10 years it got cut by 95%. So in the last 2 years we put in an additional £1 million every year, and we will do that for the next couple of years. We also set up something called a summer unis program because, well, to be honest, we have one of the highest percentages of youth violence in London. So we had to do something to tackle youth violence. And we recognized that if you give young people something positive to do, it will help. So we had last 2 years, we ran a summer unis program. So lots of community groups were putting on free, you know, we were paying them to put on free courses. Now, the challenge is this year, because actually I think coronavirus means that we can't do that again this year. And we have to find alternative ways of being able to provide programs. So at the moment, the officers are working on what the programs might look like. And my other worry is, you know, we've started because of the virus and there's a lockdown, crime has come down like this. You look at the statistics, it's very interesting. Burglary, which has been very, very high for years, suddenly zero.
But as the lockdown is lifted, I'm worried that suddenly we're going to see an increase in violence again, in crime, particularly youth violence. So we have to not, we must not allow that window where we can, we'll see a massive increase in youth violence. So we have to think about what programs we can put in place. And I recognize there's already lots of good work that community groups like the Football Federation do. You know, hundreds and hundreds of young people, have benefited from that program. And I don't want to take up too much time, but one of the challenges for the council is to make sure that we are finding clever ways to support those groups. You know, maybe we can't give you a grant, but you're right, we have lots of open spaces. So if we can utilize our own assets, maybe there are other ways that we can support groups. But, you know, it's a conversation for another time. Thank you. Evet, devlet kapısından bugün 3 tane haber öğrendik. Bir tanesi Ankara anlaşmalılarda destek alacaklar, diğer business'ler gibi. Nesin Hanım, kategorilere girmeyen diğer küçük business'lar için programlar olduğunu, çalışmaların devam ettiğini, hükümetle pazarlıklar yapıldığını, inşallah o konuda da müjdeli haber önümüzdeki günlerde vermek istediğini ve en sonunda Serdar Bey'in sorusuna karşılık da gençler için evde okula gitmeyen, sıkılan, patlayan, enerjilerini harcamak isteyen gençler için de bir çalışma olduğunu öğrendik. Evet, 3 tane haber başlığını da sunarak bu haftaki programımızın da sonuna geliyoruz. Son, unuttum, şunu da ekleyeceğim diyeceğiniz bir sözünüz var mı? Nesin Hanım? Just to say thank you, really. Yeah, ben de yani programa davet ettiğiniz için, sorularınız için çok çok sağ olunuz. Ve programınızın devamını dileriz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Serdar Bey'le bir ay önce başladık. İyi gidiyoruz. Ratinglerimi bizi izlemeye devam edin. Sadece bugün canlı yayından değil YouTube kanalında. Bayağı sorular var size Mustafa'yı kestim buradan. Tabii biz de bunları soramadık size. Sanmayın ki takipçiniz yoktu. Bayağı sorular geldi. Onları lütfen gönderin. Gelen de hep programımıza. Ekrandan ben göremedim soruları. Varsa... Burada bir teknik arıza oldu belirteyim. Gelen de bakıp programımıza yine sizlerle. Artık daha böyle sık sık yaparız ve çünkü ben buradan telefonumdan görüyorum. Bu yüzden bakıyorum. Mustafa'ya da tekst atıyorum. Lütfen insanlarımızın sorularını yapın. Ben bu hafta sizden erken ayrılmak zorunda kalacağım. Tamam. Ama bir dahaki başka programı daha uzun yaparız. Sorularımızı da iletiriz. Thank you very much. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.